Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Derseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Daha iyi görebilmeniz için yakına geldim ama cildim ciddi anlamda feci durumda bu ara. Neden olduğu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Böyle her yerimi sivilce sarmış durumda. Neyse, Allah'tan bunları kapatmak için BB kremim var. Bu Physicians Formula'nın Organic Wear BB kremi. Bundan favori BB kremlerin videosunda da bahsetmiştim. Bu ay bunun dışında hiçbir şey kullanmadım diyebilirim yüzüme. İlginç bir yapısı var, böyle köpüksü gibi. Ben genelde daha sıvı ten ürünlerini severim ama çok güzel dağılıyor. Ben tamamen elimle uyguluyorum bunu ve bildiğiniz kendi cildiniz gibi duruyor. O yüzden çok seviyorum. Bunu böyle nemlendiricimi uygular gibi süreceğim. Özellikle şu sivilce bölgeme biraz yoğun sürerek. Sonra elimle dağıtacağım. Göz makyajıyla devam ediyorum. Bugün Sileen Sunset paletini kullanacağım. Böyle içinde gün batımını andıran çok tatlı renkler var gerçekten. Bu paletin tek sorunu içinde geçiş rengi olmaması. Hepsi kendi başına bir cumhuriyet adeta. O yüzden geçiş rengi için başka bir palet kullanacağım. Meet Matrimony paletinden ilk olarak şu Matt Lopez isimli renkle başlıyorum. Bunu katlanma bölgeme hafifçe uyguluyorum. Sonra paletteki şu renkle başlayacağım. Bunu göz kapağıma uygulayacağım. Bakır gibi bir rengi var. İnanılmaz güzel renk veriyor. Yani bu palete bayıldım. Daha sonra tekrar dağıtma, daha doğrusu karıştırma fırçamla belirgin çizgi kalmasın diye karıştırıyorum. Az önce kullandığım Real Techniques'in fırçasıyla bu kez de şu altın rengini kullanacağım. Onu da böyle göz pınarımdan gözümün yarısına kadar uyguluyorum. Neredeyse böyle ortasına kadar geliyor. Daha sonra da şu hafif bakır rengini bu sefer de dış köşesine uygulayacağım. Ama karıştırma fırçasıyla yapacağım bunu. Çok bakır olsun istemiyorum bu makyaj. O yüzden çok böyle dışta kalacağım. Çok hafif derinleştirsin diye. Daha sonra kirpik diplerimi koyulaştırmak için bu Maybelline'in jel eyeliner'ını kullanıyorum. Bunu da MAC'in 227 idi galiba fırçasıyla kirpik diplerimi uygulayacağım. Çok düzenli uygulamak zorunda değilsiniz çünkü dağıtacağım daha sonra. Daha sonra bunu MAC'in 212 numaralı fırçasıyla dağıtacağım. Eyelinerlarımı da dağıttım. Hem biraz farlar döküldü hem de bu kalemler biraz istediğimden uzun oldu ama birazdan onları toparlayacağız. Şimdi alt kirpik dibime de uygulayacağım. Yine az önceki bakır rengini alıyorum. Ve alt kirpik dibimin yarısına kadar uyguluyorum. Göz kapağındaki ana rengimiz de. Biraz da şöyle yukarı çıkıp karıştırıyorum. Aynısını burası için de yapacağım. Sonra diğer altın rengini de kirpik dibimden yarısına kadar uygulayacağım gözümü. En son tekrar geçiş rengimi belirginleştirmek istiyorum. O yüzden tekrar Trimoni palete dönüp karıştırma fırçamı çok az alıp katlanma bölgemin üstüne uyguluyorum. Ve eyeliner biraz kapattığı için farları altın rengini alıp tekrar şöyle ortasına ve kirpik dibime doğru uygulayacağım. Böylece biraz daha silikleştirmiş olacağım eyeliner'ı. Ve tekrar aynı fırçayla karıştırıyorum. Geçmeden önce şu gözümdeki fazlalıkları hemen temizleyeceğim. Böylece fazlalıklarımı da temizlemiş oldum. Göz içim için, yani kirpik dibim için bu I Love Smoky isimli kalemini kullanacağım, Essence'in. Aynısını gözlerimin içine de uyguluyorum, alt tarafa. Ve göz makyajının son adımı olan maskaraya geçiyorum. Maskarada Maybelline'in Lash Sensational isimli maskarasını kullanıyorum. Daha sonra göz altı kapatıcısına geçeceğim. Maybelline'in Instant Age Rewind isimli göz altı kapatıcısını gönül rahatlığıyla artık Türkiye'ye geldiği için uyguluyorum. Biraz da BB krem silindi gözlerimin altını silerken. Onun için aşağı da indiriyorum ve göz makyajımı biraz netleştirmek için şöyle yukarı da çıkarıyorum. Bir de şu sivilcelerimin üstüne ve burun kenarımdaki kızarıklıklara uygulayacağım.
Bunu da Elf'in bu düz fırçasıyla dağıtıyorum. Şimdi bronzer'a geçiyorum. Estée Lauder'ın bu Bronze Goddess isimli şöyle soğuk renkli kocaman kutusu inanılmaz şık bronzer'ını kullanacağım. Bronzer'dan sonra aydınlatıcıya geçiyorum. Sleek'in Solstice galiba isimli aydınlatıcı paletini kullanacağım. Bu paletteki şu iki rengi birbirine karıştırarak kullanacağım. Bu elf fırçanın kenarıyla. Sonunda da göz pınarlarıma çok hafif uyguluyorum yüzük parmağımla. Ruj olarak da pastelin bu Daylong serisinden 23 numara çok güzel bir bordo olan bu ruju kullanacağım. Yalnız bu böyle şişede daha hani mürdümümsü bir bordo gibi görünüyor. Fakat dudakta cidden koyu duruyor. O gün o bitenler videosunda da bunu kullanmıştım. Normalde ben böyle bir göz makyajında bu kadar koyu bir ruj kullanmam. Ama o videoda içimden öyle gelmişti. Ve siz de o makyajı görmek istediğiniz için yine bunu kullanacağım. Hali bu şekilde oldu. Ben makyajı çok seviyorum. Hani biraz abartılı gelebilir bazılarınıza. Öyle olursa gece davetlerinde vesaire kullanabilirsiniz. Ama bence çok sonbaharı andıran çok güzel bir makyaj. Zaten bitenler videosunda da bu makyajı yapmıştım. Sizden gelen istek üzerine tekrar bu makyajın nasıl yapılacağını anlattım. Ama o makyajı yaparken işler çok daha yolunda gitmişti. Kamera karşısında tabii ki biraz daha zor olabiliyor. Böyle biraz taşırmalar vesaire oldu ama beraber toparladık diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Lütfen beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan hemencecik abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.